Selam arkadaşlar, Dolunay serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video bir gün kadar gecikmiş olabilir. Bunun için sizden özür diliyorum. Bazı hedeflerimiz vardı oyunda ve başımıza talihsiz şeyler geldi oyun için. Bunları videonun sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam anlattım. Neyse, başınızı şişirmeden hemen videoya geçelim. Hemen şöyle elimde 5 tane Razzador sandığı var, bunları hep birlikte açalım. Şöyle hızlıca başladım. Altın iplik, halka üyesi, sonuncu yaşam, ışınlanma yüzüğü lazım olan bir ürün. Kırmızı kumaş çöp, orkide çan. Şöyle baktım, 22 ort 3 efsun çöp. Şöyle yere atarak devam ediyorum. Fiyakalı apolet çöp. Şöyle baktım, şahin kalkan tek efsun gelmiş. Kitap sandığı güçlendirme çöp. Erguvani çeliği çöp. Şeytan kanadı çakram 8 ort çöp. Şöyle baktım, zehir kılıcı 4 beceri çöp. Devam ettim ve hiçbir şey atmadı. Şöyle ufaktan da görmüşken hemen bir fragman gösterelim. Birazdan geliyor. Arkadaşlar, şu üstteki 5 tane Epşans sandığı bize hediye geldi. Bedir Royal işte sezon 10'unculuk ödülü müymüş neymiş. Bir kere birinci olduk ya, ondan geldi herhalde. İçeriğinde ne var ben de tam bilmiyorum. Birlikte açalım, görmüş olalım. Sırlar yüzüğü. Devam edelim. Şöyle baktım, içgörü geçtim. Savunma markası. Çok para harcamadan bunlara şöyle. Bunu da geçtim. Ne verdi? Kemik kümesi. Galiba bu iyi ödüllerden biri. Devam edelim. Yeni düzen. Küre parşömeni. Hafif metin taşı. Bunu alacağım çok ileriye gitmeden. Şöyle. Bakıyorum cesaret pelerini. Madalya. Parşömen güzel. Kötü bir ödül değil bence. Bu nedir? Saldırı markası. Alalım, lazım olur. Buna baktım. Devam. Metin dedektörü. Bunu bir kere geçelim. Bakalım nereye kadar gidiyor. Bir daha gidelim. Bunu da geçtim. Hadi son kez diğer harcamalıklarım için savunma markası. Yani sanırım bence kötü değil. İki marka, bir parşömen, bir de küpe, kemik küpe. Çok hoş bence. Bunu da köye atalım. Şöyle hırs metni düştü. Birazdan bunların açımına geçeceğim. Geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Bu yeşil şansları arkadaşlar, belki devamı da olur. Mert kardeşimle birlikte, Reyners Mert kardeşimle ortak açıyoruz. Bunların hepsini YouTube kaydı olarak size uzun uzadıya göstermeyeceğim. Çünkü biraz uzun sürecektir. Ben önemli bir şey çıktıkça size göstereceğim. Şöyle bir tanesini sizinle birlikte başlıyorum. Bol bol cadı olabilir derken general hoş olmadı. Geçit bileti. Şöyle devam ettim. Genişletilmiş depo. Güneş özütü. Burada bırakacağım. Bu şekil. Bunların hepsini açacağım. Ben size önemli şeyler çıktıkça göstereceğim. Arkadaşlar, yaklaşık 44 tane yeşil şans açtım. Her çıkanı göstermek biraz sıkıcı olur dedim. O yüzden toptan gösteriyorum. 13 tane cadı. Şöyle göstereyim. 2 tane arttırma kağıdı. Bir güçlü ekleme. Bir de kutsama çıktı. Tam markalar falan var. İşte hızlandırıcı var falan filan. Belki devamı gelebilir. Ama şu anlık durduk. Kutsamayı da şöyle bizim lanetli zehir kılıcımızı atıyoruz. 6-7'si değişsin. Canavarlara karşı güçlü geldi ama 2 oranında. Keşke 10 olsaydı, acayip elit bir şey olurdu. Muhtemelen değişecek yine, sağlık olsun. Kirven bizim zehirin 6-7'sini değiştirdi de getirdiği Epsun'a bakın arkadaşlar. Tam Kirven'e layık. Aa, burada kendisi de. Tam Kirven'e layık bir 6-7 gelmiş. Bir tane de biz cebimizden değiştirelim dedik. Çok kötü duruyor. Değiştirdim. Hayvanlar, böcekler, mücekler. Kayıt dışı bir iki tane daha değiştirdik parasıyla. Bir tane de zararlara doymuyoruz, bir tane de biz atalım dedik. Attım şöyle. Mistik metinlere karşı okudum. Çok heyecanlandım ben ama mistiklere karşı güçlüymüş. 3 yönlü kesme soğuma süresi. Eksi 2 saniye %10 şanslı. Yani 3 bilinmeyenli matematik sorusu gibi gerçekten. Teşekkürler. Şöyle elimizde arttırmalar var bildiğiniz üzere. 2 Efsun bileziği 500K'ya gördüm. Dedim ki bunu neden adam etmeyelim. Ya çok da epim yok. Bir 4 Efsun çekebileceğim sanırım. Şöyle ilk önce onu bir 4 Efsun yapalım. 2'de 1 yaptı. Oh, ne güzel yaptı. Oh, maşallah. Depoda 2 tane daha vardı. Onları da alayım. 7'de 1 geçirdi bu arada. Zararlara doymuyoruz. Depodan son 2 tane de aldım. Şöyle yani 9 tane de 2 geçirdi. Kutsama küresi bakalım geçecek mi? Maşallah, ne bilezikmiş ya. Gerçekten uygun aldım diye mi bana bu? 9'da 0'da kutsama küresi. Depoda vardı, onları da alayım, geleyim son 4 tane.
Ben 5 efsun yaptım bileziği. Lanetli bilezik koyuyorum artık bunun adını. 4 tane de efsun param vardı. Çektim de o arttırmalardan, kutsama kürelerinden sonra zaten çok da bir umudum kalmadı. Para edecek bir şey gelsin diyeceğim ama muhtemelen artık hiçbir şey zararımızı kurtarmaz. Şöyle üstten attım. Ne bu? 20 şeytan var ama 10 ork var. Yanında bir şey yok. Buradan attım. Nesin? 10 şeytan, 10 ork, 1500 ZP. Şeytan ork geliyor bol bol. Bir tane alttan attım. 10 ateş, 10 delici, 6 şeytan, 5 ip absorbe. Muhtemelen para eder, buna benzer bir şey satmıştık. Yani çok olmasa da bir miktar para eder ama zararı kurtarmaz her türlü. Zarardayız. Sağlık olsun. Arkadaşlar bizde Vayne var ya, biliyorsunuz bu işte yerdekileri toplayan Leonidas. Yumurtaları koymuştuk, bayağı da toplamış, bir 50 60 70 50 tane var. Twitch chatinde dedi ki bayağı bir yeşil iksir gelir dedi oradan, 200 300 400 artık ne gelirse onları bir ver dedi. Biz de verelim dedik, birikmiş madem. Ben bunları vereceğim şimdi. Sonucu size göstereceğim, böyle tek tek uzun uzadıya göstermeyeyim, bayağı sürecek bunu vermek. Vereyim, geliyorum. Bayağı bir verdik biz yumurtaları. Bayağı bir mor iksir çıktı, bir 300 tane falan. 330 tane yeşil iksir çıktı. Zaten bir sürü şey var. Bu sushi mushi'den Japon mutfağına döndük. Yani her yer sushi, Çin mutfağı mı diyeyim artık, neyse. Yani dünya mutfağına döndü envanter. Öyle yani. Bir iki artı basma çıkmış ama çok para ettiğini zannetmiyorum. Twitch chat'im Quartz.com mu para ediyor dedi. 4 tane çıktı. Ona da bakacağım şimdi, ediyorsa. O da bir cep harçlı olur. Bir de BK, o da şifa BK. Ya burada bizim en çok işimizi görecek yeşil iksirler oldu. Güzel, bayağı bir işimizi görecek. Yine toplarım ben. Paskalya bitene kadar yine gösteririm size. Sevgili YouTube, son kesitten birazcık vakit geçmiş olabilir. Biraz YouTube'a kayıt alamadım. Çünkü bir uğraş içerisindeyiz. Uğraşımız ne? Yeşil şans açıyoruz. Mert kardeşimle ortak bir cadı işi yapıyoruz. Yaklaşık 100'den fazla yeşil şans açtık. Bunların hepsini kayıt alamadım. Çünkü çoğunu kayıt dışı yaptım. Neden? Kayıt da alamıyordum, yayında da olmuyordum. Bazı ghostlanma durumları oluyor böyle durumlarda. Bunun açıklamasını yapayım. 100 tane yeşil şanstan yaklaşık diyorum, tam saymadım. Yaklaşık 29-30 tane cadı aldık. Bir tane de bekçiler tılsımı çıktı. Biz bu 29 cadının 9'unu patlattık, kestik 9'unu. CQ Can kardeşim, kendisi de yayıncı. Hem YouTuber hem yayıncı Twitch'te. Kanalına bakabilirsiniz. Sağ olsun bize kesti. Biz 9 cadının bir cadı hasılatını cana verdik. 8 cadı hasılatını kendimiz aldık. Şimdi size hasılatı göstermek istiyorum. Orayı da kayıt alamadım. 8 cadı kısmı biraz kulede karmaşa falan oldu. 8 cadıdan şöyle 4 tane artı 7 cennetin gözü kolye. 48 tane kan taşı. Kalkanların hepsi artı 6 burada gördüklerinizin. Ekstradan şöyle pazarımı açayım. Daha kayıt alamadan bir tane de hız taşı satıldı hatta. Taşları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu bilezik hariç. Bu sayfada komple cadı hasılatı. Bunların hepsi 8 cadıdan gelen hasılat bize. Biz buraya hesapladık, yaklaşık 10 mon hasılat var. Tabii ki kar olarak görüyoruz biz. Bunun bilgisini size vereyim. Birazdan da bir şey artı basma işine giriyoruz hemen az sonra. Bu kolyeleri ve nasip olursa kalkanlara gideceğiz. Hemen geliyorum. Hemencecik geldim. Artı basma malzemelerini topladık. İlk önce kalkanlar, sonra kolyeler. Güzel bir olaya giriyoruz. Aslan ağzıyla şöyle artı 7'den başlayalım. 1 de 0'la başladık. Güzel 2'de 1. Güzel demircim. Şöyle hızlı hızlı sizinle birlikte basıyorum. Tabii ki buradan 9 istiyoruz. Ben en az 4-9 dedim. Tabii siz de bir tahminde bulunabilirsiniz. Neden olmasın. Devam ediyorum. Aslında iyi de geçti aslan ağzında. Tabii en önemlisi Şahin. En çok para eden Şahin. Çok güzel, kaplandan çok tatlı gidiyoruz. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Şöyle artı 7'lerimiz hazır. Artı 7'leri görüyorsunuz burada. 15 tane artı 7 var. Aslında çok güzel geçti. Devam edelim şöyle artı 8 ile. 1 de 1 çok güzel. Şöyle 2 de 1 ile devam ettik. Hemen hızlıca atıyorum ben. 8'lere geldik. Şöyle 8'ler 4 tane bayağı yaktı 8'i. Ben 4 tane 9 bekliyordum açıkçası. Buradan inşallah bir tane çıkar diyelim. Şöyle aslan ağzıyla sizle başladım. 1 de 0. Kaplanımı attım. Bir tane artı 9 kaplan. O zaman önünden diğer kaplanı da atalım. Yaktı. Şahin'i geçir, biz kafiyiz. Şahin'i geçir. Yaklaşık 26 tane kalkandan bir tane artı 9 kaplan kalkanı çıktı.
Olsun, sıfır kalmasından iyidir yine. Şimdi cennetlere geçiyorum, hemen geliyorum. Hemencecik geldim kuyumcumun yanına. Asıl önemli olan bunlar ama umudum da bir tık zayıf açıkçası. Kolye zor geçen bir ürün. Şöyle başlayalım sizinle birlikte. 1'de 0'la başladım. 8 geçecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle 3'te 0 ve bu da şöyle 4'te 0 kolye. Gerçekten cennet ürünleri zor. Elinizde geldiğince bazmayın. Kamu spotu. Genel olarak bir tık zarardayız sandım. Sağlık olsun, denemiş olduk. Arkadaşlar şöyle kuleye geldik. Dün gösterememiştim. 15 tane cadı keseceğiz. Hatta şu an zehrini veriyorum. CQ kardeşim yine can kesiyor. Zehrini verdim cadının. Cadıyı kesiyor. Hatta şimdi size drop'unu da göstereceğim. Normalde cadılarla biz çark kasacaktık Mert kardeşimle. 16 tane bir çark kasma işlemimiz olacaktı. Ama şöyle problem oldu. Hatta drop'u da sizle birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel atıyor, 61 level olduğu için. Şöyle ki bugün tam çark kasma işlemine bakarken başlarken bir iğreciyle denk geldik. Korktuk açıkçası. Ondan sonra bir yayın dışındaydım tabii ki. Bir 5 tane cadı atıp deneyelim dedik. Elimizde 20 tane vardı. 5 tane cadı attık. 1 saat kasamadı çarı. Hileci geldi. Zaten 10 saniye sürmeden 5 cadıyı birden patlattı. Hatta bizi de kesti üstüne falan. Ondan sonra dedik ki kardeşim biz en iyisi cadı hasılatımızı alalım. Bu çark kasma işi bize göre değilmiş. Yani hilecilerden dolayı bize göre değilmiş. O yüzden şu an hasılatımızı alıyoruz. Ben size en son cadı hasılatında göstereceğim nasip olursa. Ne kadar aldığımızı, 15 cadının bize ne kadar ganimet getirdiğini falan hepsini size bahsedeceğim. Birazdan buradayım. Evet arkadaşlar, 15 cadının hasılatıyla geldim size. Şöyle görüntüyü görüyorsunuz zaten, çok tatlı bir görüntü var. Tek tek söylemek istemiyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz kaç adet olduğunu. Tam 15 cadının hasılatı burası. Görüntüyü görüyorsunuz zaten. Bu 1 çar, 3 çar hasılatı göstereceğim size. Şöyle ikinci çar hasılatı. Burada gördüğünüz üzere yine tek tek saymıyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ikinci çarın hasılatı bu. Bu da üçüncü çarımızın hasılatı arkadaşlar. Bunların hepsi artı altı kalkanların. Korunma taşları ve savunma taşları, yine videoyu durdurup sayabilirsiniz. Biz videoyu almadan önce net ne kadar elimize para geçeceğini hesapladık. Şu anki piyasadan, dolunay inanlık piyasasından %3 vergiyle çıkarak, satılacak vergiyi çıkarak yaklaşık 22 won bir para var. 22 won bir para gelecek buradan, hepsi satılırsa bunların. 15 cadıdan 22 won güzel bir hasılat, kötü değil. Cadıları da Dolunay'da şu an 1 won civarına satıyorlar. Yani o yüzden yakın gibi. Bunun da bilgisini size vereyim. Dediğim gibi cadılarla çark kasacaktık. Kasamadık, hileciler sağ olsun. Kısmet değilmiş. Hasılatımız da bu oldu. İnşallah bunları da satacağız. Tabii biz bunları Mert'le ortağız. Onları aramızda bölüşme işini yapacağız. Durum böyle. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanala da abonelik bırakmayı unutmayalım. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.